Şimdiye dek hep savaş oyunu oynadık. Kötü olan bu. Kendimizi yüksek ruhlu varlıklar sayıyor. Ona göre davranıyoruz falan filan. Bu yüksek ruhluluk. Bu duygululuk tıpkı öldürülen bir danayı gördüğü vakit fenalık geçiren bir bayanın yufka yürekliliğine ve duygululuğuna benzer. Bayan o denli iyi yüreklidir ki kan görmeye dayanamaz ama aynı dananın etini özel bir sosla afiyetle yer. Savaş bir salon oyunu değildir. Yaşamda karşılaşabilecek en kötü, en pis şeydir. Bunu anlamalı ve savaşçılık oyunu oynamamalı. Oysa düşünülse savaş nedir? Askerlikte başarılı olmak için ne gereklidir? Asker çevresinin kuralları, töreleri nelerdir? Savaşın amacı nelerdir? Savaşın amacı öldürmektir. Aracı da casusluk, ihanet ve ihaneti kışkırtmaktır. Bir yerde oturan insanları mahvetmektir. Onları soyup soğana çevirmektir. Ya da orduya besin sağlamak için hırsızlık yapmaktır. Aldatmaya, yalana askeri kurnazlıklar adı verilir savaşta. Askerliğin ana kuralları boş oturma, cahillik, acımama, kendini köstül duyguları kaptırma ve sarhoşluktur. Buna karşın bir takım insanlar herkesten saygı görür. Tüm çardar, krallar, asker üniformalar giyerler ve kim daha çok insan öldürmüşse en büyük ödülü ona verirler. İnsanlar birbirlerini öldürmek için karşı karşıya gelirler. Binlerce, yüzlerce insanı öldürür, rahatlar, sonra da birçok kişiyi mahveder diye. Üstelik bunu yapana daha çok saygı gösteririm. Tanrı'ya şükretmek için törenler düzenlerler. Zafer duyurusu verirler. Bunu yaparken de ne çok insan öldürmüşlerse, başarının o oranda büyük olduğunu sanırlar. Bunları yaparken Tanrı onlara acaba nasıl bakıyor? Onların bu sözlerini nasıl dinliyor acaba? Savaş ve Barış 2. cilt sayfa 201-202. Bombalarınıza ve silahlarınıza bu dünyada kötülükleri ortadan kaldırabileceğinizi inanıyor musunuz? Hayır, hayır. O zaman kendinize de kötülük yapmış olacaksınız. Şunu bir kez daha tekrar edeyim ki, bir inanç için acı çekmek, o inanç uğruna adam öldürmekten 100 kere daha iyidir. Tolstoy.